Tamam, merhaba. Bugün sosyoloji bölümünün de katkısıyla tez hazırlama sürecinde karşılaşılan güçlükler konusu gündeme gelecek. Biliyorsunuz yüksek lisans ve doktora konusunda yapılan çalışmalarda en çok karşılaşılan mesele tez hazırlama süreci, yazma süreci ve buradaki meseleler. Biz bu konuyu bugün gündeme almak istiyoruz. İlk konuşmacımız Burcu Hanım. İlk sözü ona veriyorum. Buyurun sizi dinleyelim. Çok teşekkür ederim Katkınız, hocam. tecrübeleriniz bakalım ne diyecek. Buyurun. Sesim geliyor umarım şu an, değil Tabii. mi? Hocam çok Gayet teşekkür iyi. ediyorum öncelikle sizlere. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için. Yakın bir zamanda yüksek lisans tezini yazmış bir insan olarak dinleyicilere katkım dokunursa ne mutlu bana. Ben geçtiğimiz Eylül'dü zannediyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisansımı bitirdim. Tezimi teslim ettim. Danışman hocam da Mustafa hocamdı. Sağ olsun çok yardımları dokundu. Şimdi de Beykent Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Dersler bitti. İnşallah yakın zamanda yeterliliğe gireceğim. Aldı izmesi onu da verirsem sonra yeniden bir tez aşaması beni bekliyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tez aşamasına geçerken bence en önemli konu tabii ki de konu seçimi. Ve konu seçimi oldukça zor bir durum. Bunu bütün tahmin ediyorum bu süreçte geçen herkes aynı şeyleri hissediyordur, yaşıyordur. Öyle bir dönem oluyor ki hem karşılaştığınız her şey bu acaba böyle bir konu olabilir mi gibi geliyor. Hem her şey sanki bir değişik bir konuymuş gibi ilginizi çekiyor. Hem sanki hiçbir şey de o kadar tam da ilginizi çekmiyor gibi. Dolayısıyla ben en çetrefilli süreç konu seçimi. Konuyu seçtikten sonra belli bir konuya karar verdikten sonra diyeyim. Bu konunun sorunsallaştırılması çok, çok önemli. Yani bizim aslında bu tezdeki amacımız ne? Bizim sorunumuz ne? Sorunumuz ne? Yani biz neye cevap arıyoruz? Neyi ortaya koymaya çalışıyoruz? Bunun belirlenmesi çok önemli. Dolayısıyla bunu yaparken çerçevenin çok net belirlenmesi gerekiyor. Ben kendi adıma benim yüksek lisans tezim İstanbul'da yaşayan ekspat bireylerin sosyal adaptasyon süreçlerinde yabancı ya da doğrusu yabancı eğitim veren okulların rolüydü. Dolayısıyla şimdi bu kafamda bu konu var ama bunu tam olarak nasıl bir sorunsal oturtma, yani cümleyi nasıl kurarım, nasıl sorarım ve karşı taraf bunu nasıl anlaşılır, karşı tarafı nasıl anlaşılır hale getiririm? Bu benim için oldukça bir sıkıntılı bir süreç oldu. Yani kafamda ne yapmak istediğim var ama bunu nasıl cümleye dökeceğim? Onu bir türlü oturtamamıştım mesela. O sırada Mustafa hocamın çok yardımları oldu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Tahmin ediyorum konu seçimi kadar çok önemli bir diğer mevzu danışman seçimi. Danışmanınızla birlikte bir uyum halinde olabilmeniz konuya mutlaka zaten hani hakim hocalarımız. Ama sizin birebir karakter olarak da uyum halinde çalışabileceğiniz bir insan olması çok önemli. Çünkü bazen insan gerçekten çok tıkanıyor, başka şeyler sorma ihtiyacı duyuyor, birisinin yön vermesine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla aynı dili konuşabildiğiniz, size yardımcı olabilecek bir insan. Bütün hocalarımız tabii ki de yardımcı olmayı muhakkak ki çok istiyorlar ama benim tavsiyem önden ders almış olduğumuz, bir tanışıklığımız olan, sizi biraz tanıyan, sizin biraz tanıdığınız bir insanla iletişim çok daha rahat olduğu için bu yönde hocanızı, danışman hocanızı seçmeniz. Ardından dediğim gibi sorunsalı belirledikten sonra bu soruna nasıl ulaşım? Yani benim bu yaptığım çalışma ne işe yarayacak? Bunun bir literatüre katkısı var mı? Alana bir katkısı var mı? Okuyuculara katkısı var mı? Bana neler katacak? Dolayısıyla şu çok önemli. Seçtiğiniz konunun gerçekten çok ilginizi çekiyor olması lazım. Konudan çok keyif alıyor olmanız lazım. Çünkü bazı anlar geliyor ki gerçekten konuyla alakalı bir şey artık okumak çok istemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten çok ilginizi çeken bir konu olması lazım. Mutlaka ki bir literatür araştırması yapmakta fayda var önceden. Yani bu konu çalışılmış mı? Belki sizinle birebir aynı şeyleri çalışmış kişiler olmuş olabilir. Bu aşamada mesela YÖKTEZ var biliyorsunuz. O YÖKTEZ'in sayfası da çok yardımcı oluyor. Önceden yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri olduğu için hani hem alana birazcık bakabiliyorsunuz hem de birebir çalışılmış olmasının dışına da birazcık daha değişik bir şeyler yapabiliyorsunuz bu sayede. Ya da belki aklınızda olmayan başka bir şeylerin sizde uyanmasını da sağlıyor. Bu açıdan bunlar fikir verebilir. Bu aşamaları geçtikten sonra çalışmanızda kuramsal çerçevenin belirlenmesi mühim tabii. Yani siz aslında
bu konuya hangi perspektifle yaklaşmak istiyorsunuz? Tam olarak hangi gözlüklerle bakmak istiyorsunuz diyelim ya da. Bu kuramsal çerçevenin belirlenmesi çok önemli. Ona göre mesela ben nitel bir çalışma yaptım. Nitel çalışmada daha az kişiyle görüşülüyor ama çok derinlemesine görüşmeler yapılıyor. Yani burada birazcık tabii keşifsel bir tarafı da var. Yani sayılardan nicelikten ziyade bir konuyla ilgili derinlemesine bilgi elde etmek istediğimiz için bu tarz çalışmalara yöneliyoruz ki sosyolojide özellikle tabii ki de hocalarım çok daha iyi biliyorlar. Son yıllarda biraz daha nitel çalışmalara zannediyorum ağırlık da veriliyor. Çünkü çok o keşif yönü olduğu için çok farklı dünyalar, farklı pencereler de açabiliyor insana. Bu kuramsal yöntemi de belirledikten sonra tabii ondan sonra şimdi bizim amacımızda belli bir sorunsalımız vardı ya. Bu sorunsala ulaşmak için nasıl sorular sormamız lazım? Tabii yönteme bağlı olarak görüşme teknikleri, anket seçiliyorsa konunun başlığı doğrultusunda tekniklere doğru. Ya bunlara zannediyorum hocam ben şimdi girmeyeyim o işin teknik taraflarına. Ben kendi bir şeyimden bahsedeyim, tecrübemden. Sorular oluşturuluyor. Şimdi ben bu öğrenmek istediğim, ulaşmak istediğim sonuca ulaşmak için hangi soruları sormam lazım? Ben öncelikle şöyle yaptım. Bir böyle beyin fırtınası halinde hocalarımdan da tabii destek alarak aklıma gelen bütün bununla ilgili olabilecek bütün soruları yazdım. Daha sonra bu yazdığımız soruları tabii belli başlı bir kategoriler haline getiriyoruz. Yani aslında öğrenmek istediğimiz konu doğrultusunda bir şekilde çeşitli kategorilere getiriyoruz. Ondan sonra soruların tabii ki de çok anlaşılır ve çok net olması çok mühim. Dolayısıyla bunun için öncelikle böyle bir en az 2-3 tane pilot görüşme yapmakta fayda var. Çünkü insan bazen çok açık ve çok net olduğunu düşünüyor ama karşı tarafa o kadar da açık gelmeyebiliyor. O yüzden pilot görüşme çok mühim. Onun dışında bence çok dikkat edilmesi gereken başka bir mevzu yargılı olmamak ya da kafanızda çok da net bir fikirle zaten ben bu çalışmanın sonucunda bunu elde edeceğim mutlaka gibi bir yaklaşımla yaklaşmamak. Çünkü çok farklı perspektiflerle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten verilen cevaplara çok saygılı olarak onlardan aldığınız bütün bilgileri gerçekten objektif bir şekilde olduğu gibi toparlayarak bunları aksettirebilmek çok mühim. Çünkü dediğim gibi insan bazen belli bir yönde gideceğini zannediyor ama bazen tamamen başka bir yöne gidilebiliyor çalışma kapsamında. Bu soruları derledikten sonra da çeşitli kodlarla, kategorilerle bu alınan cevapları belli bir sisteme sokarak ondan sonra bunları bir derleyip toparlayarak tabii işte artık verileri topladıktan sonra bulgu faslına geçiyoruz. Ve bu elde ettiğimiz bilgileri tekrar aslında soru başlıklarında olduğu gibi belli kategorilere göre düzenleyerek bulgulara çeviriyoruz. Ve aslında bizim nelere ulaştığımızı anlatıyoruz. Şimdi tez aşamasında önemli olan bir diğer bölüm tabii ki de literatür bölümüne çok hakim olmak. Hem klasik olan konulara hem de daha güncel olan yapılmış çalışmalara dediğim gibi az önce de. Bu süreçte mesela giriş bölümü çok önemli bir bölüm. Giriş bölümünü genellikle tercih edilen giriş bölümünü yazmanın en sona bırakılması. Yani bütün çalışmayı yapıp sonuçları da elde ettikten sonra ona göre. Çünkü giriş bölümü, giriş ve sonuçta yani en çok okunan bölüm. Ve giriş sizin tezinizi tanıttığınız bölüm, sunduğunuz bölüm. Dolayısıyla orası böyle daha çarpıcı ve net olacak ki neler bulduğunuzu çok net bir şekilde değineceksiniz ki ve ilgi çekici olacak ki ona göre karşı tarafında ilgisini çeksin bu durum dediğim gibi. Bu süreçte benim özellikle üzerinde durmak istediğim şey konuyu çok sevmeniz, çok ilginizi çekmesi, çok çalışılmamış olan bir konu olması. Danışman hocanızın size yardımcı olacağından emin olduğunuz bir kişi olması. Ben kendi tecrübelerimden bunları paylaşabilirim. Eğer başka ekleyebileceğim bir şey olursa istediğiniz zaman tekrar dahil olmak isterim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Hakikaten yaşanmış bir süreci adım adım Burcu Hanım bize anlattı. Çünkü gerçekten bir tez çalışmasında, hele yüksek lisans tez çalışmasında öğrencilerin içine düştüğü durumlar bu sürecin ne kadar geçerli olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu yine yönlendirilmiş tez çalışması bir danışman tarafından yönlendirilmiş bir
kişinin ağzından diyelim, tez sahibi olmuş, başarmış bir kişinin ağzından dinledik. Şimdi İbrahim Bey acaba bize bu konuda ne gibi katkılarda bulunabilir? Çizilen bu yolun yanında belki daha bir koltuk değneği olacak, daha güçlü bir biçimde meseleyi aktaracağımız neleri söyleyebilir? Buyurun İbrahim Bey, sizi dinliyoruz. Duyulmuyor. Ses kapalı. Kapalı. Pardon, kusura bakmayın. Tamam. Sesi kapatmıştım, arada gürültü yapıyor birinde. Tamam. Şimdi açık ve duyuyorsanız. Tamam. Şimdiden başlayayım. Siz de beni duydunuz. Tamam, buyurun. Korkut Hocam, teşekkür ederim. Öncelikle bu toplantının düzenlenmesine emeği geçen Mustafa Hoca başta olmak üzere herkese teşekkürler. Ayrıca ben Burcu Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Bir taraftan işimizi bayağı kolaylaştırdı ama diğer taraftan zorlaştırdı. Aslında söylenebilecek temel bazı şeyleri söyledi. Bu bana birazcık normalde söylenenlerin dışına çıkma, birazcık da farklı ya da beklenmedik olduğunu düşündüğüm şeyleri söyleme olanağı da veriyor. Siz dinleyen arkadaşlar yapılması gerekenleri ya da izlenmesi yolu gereken yolu çok güzel bir şekilde çizdiğini gördüğü koşullarda benim söyleyeceklerimi birazcık bunun üzerine bir ekleme ya da yaşadıklarım, dinlediklerim, okuduklarımdan bir süzdüğüm bir sohbet olarak anlarlarsa sevinirim. Çünkü bu tez hazırlama süreci ya da metotla ilişkin konuşmalar genelde bir şekilde öğüt verme süreci gibi işleyebiliyor. Akademik öğütler. Evet. Ve ben öğütlerin genelde tutulmamak için verildiğini düşünenlerden olduğum için birazcık onun için bir sohbet çerçevesinde belli şeyler söyleyeceğim. Elbette dinleyen arkadaşlar bunun ne kadarını uygun görür ve buradan hareketle kendilerine yararlı bulur. O onların bileceği iş. Ben birkaç bilimsel disiplinde bir şekilde bilimsel araştırma yapma olanağına erişmiş insanlardan biriyim. Hukuk okudum. Hukukta bir bitirme tezi gibi bir iki çalışma yaptım. Sonrasında ekonomi yüksek lisansı yaptım. Ekonomi yüksek lisansında bir Avrupa Birliği'nin emek göçü politikaları üzerine bir tez yazdım. İlginç bir şekilde hala okuyan arkadaşlar var. İnternette niye okuduklarını merak ediyorum. Sonrasında Fransızca öğrenirken Malraux'un Fetihler romanında devrim teması üzerine bir bitirme tezi yaptım. Sosyolojide Abdülmalik Sayed'in sınır dışı etme üzerine sosyoloji çerçevesinde bir tez yaptım. Ve en sonunda bir Türkiye'de İsviçre'de ve Fransa'da sınır dışı suçlu ve kâsız yabancıların suçlu sınır dışı edilmesi üzerine bir doktora tezi hazırladım. Sonra da bir postdoktora sürecim oldu. Halen bir şekilde araştırma süreçlerine devam ediyorum. Doktora sonrası, doktoradan itibaren genellikle farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, karşılaştırmalı araştırma süreçlerinin içinde ve bir tarafında bulundum. Dolayısıyla size söyleyeceklerim bir şekilde farklı toplumsal kontekstlerde edinilmiş tecrübelerden ya da başka insanları dinlediğim, onlardan yararlandığım kadarıyla ve okumalarımdan geliyor. Bu çerçevede aslında ben bu tez hazırlama sürecini, bu araştırma sürecini vesaire bir süreçler iç içe geçmiş bir az çok kaotik
ucu açık bir süreçler bütünü ya da bileşkesi olarak görüyorum diyelim. Tamamını bir süreç olarak kurgulayabiliriz ama bunun içerisinde mesela hazırlık süreci, işte Burcu Hanım'ın söylediği konu seçme süreci, sorunsalı bir şekilde belirleme süreci ve alan araştırması, yazma ve sonrasında savunma süreci de dahil olmak üzere çeşitli süreçler var. Bu süreçlerin hepsi aslında genelde metot kitaplarında yazıldığı kadarıyla sanki doğrusal bir şeymiş. Ya işte baştan başlıyorsunuz, bir konu seçiyorsunuz, o konu üzerinde bir problematiğiniz, bir sorunsalınız oluyor. Sonra işte belli metotlar seçiyorsunuz, gidiyorsunuz alanda verimlerinizi topluyorsunuz ve sonrasında yazıyorsunuz ve bitiyor. Elbette böyle hani bu şekilde tasvir edilene yakın deneyimler yaşamış olan insanlar vardır. Ama genelde bu süreç gerçekten ucu açık ve gitgelli, aynı zamanda insanın kendisinden şüphe edebildiği, çeşitli yanlışlar yapabildiği ve belli süre belli bir süre kesintiye uğrayan bir süreçler bütünü olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede aslında ben hani bu doğrusal olarak genelde tasvir edilen sürecin yerine bu Fransız etnolog Daniel Sefai'nin spiral dediği, yani iç içe geçen halkalardan oluşan, aslında daha çok bu kaotik olabilen, az çok kaotik olabilen, gitgelli olabilen bir şeklin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bununla ilgili olarak ben bazı temel şeylerden bahsediyorum. Öncelikle araştırmanın sizin araştırmanız olduğunu bence unutmamanız lazım. Yani çünkü evet bir Burcu Hanım söyledi, bir teyze hocanız oluyor, onunla birlikte bu araştırmayı yapıyorsunuz, bu öğrenme süreci, ama bu sizin araştırmanız. Yani ben her zaman böyle düşündüm. Bu benim araştırmam. Elbette bir teyze hocam, ben iki tarafında da bulundum ama insanın kendi araştırmasına sahiplenmesi, onu sahipleme cesareti göstermesi ve bu konuda savunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu çerçevede aslında belli haklarınız, insanların, araştırma yapan insanın belli hakları olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk hakkının da yanlış yapma hakkı olduğunu düşünüyorum. Elbette yani yanlış yapmak bazen acılı sonuçlara yol açabilir. Ama düşünerek, tartarak ve bilerek yanlışa giden bir süreci yaşadığınızda aslında buradan her zaman kazançlı çıkıyorsunuz. Yani belki hani olmadık insanlarla gidip görüşebiliyorsunuz, çok uzun görüşmeler yapabiliyorsunuz ama bunu bir öğrenme sürecine çevirebiliyorsunuz ve bu da aslında hani Türkçe'ye düşünsellik falan olarak çevrilen o reflexivity ya da reflexivite meselesi çerçevesinde sürekli yaptığın üzerine düşünmek ve aslında bunu başkalarıyla paylaşmak, tartışmak bence çok önemli. Bu açıdan aslında bu, hani dediğim bu süreçler bütünün aslında bir ilişkisel bir süreçler bölüm bütünü olduğunu, yani işte tez hocamızla ilişkimiz oluyor, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz oluyor bu araştırma çerçevesinde ve bunlarla tartışmanın bu çerçevede yapılan tartışmalar, okumalar, yani karşınızda olmayan insanlarla da tartışabilirsiniz. Mesela ben bazen bir metin okuduğumda insanlarla, o metni yazanlarla ciddi anlamda tartışıyorum. Bence iyi bir metin kendisini okuyanıyla tartıştırabilen bir metin. Ve bu özellikle araştırma sürecinde, kendi araştırma sürecinde, konunuzla ilgili metinlerde ve böyle davranmak, kendi araştırmasına ilişkin olarak düşünmek bence çok enteresan
sonuçlara neden olabiliyor. İkinci bir hak bence şüphe etme hakkı. Yani biz, yani her insan yaptığından, seçimlerinden, araştırma konusundan, hatta kendi kişiliğinden, araştırma yapış tarzından şüphe etme hakkına sahip. Ve bu aslında, bu da araştırma süreçlerinin bir parçası. Ben nasıl şüphe ederim diye düşünmek ve bunu kabul etmemek yerine bunun sürecin normal bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir daha başka bir tane aslında bununla bitirmek istiyorum. Tembellik de araştırma sürecine dair. Yani sonuçta çok bazen yaptığınız araştırmaya la kendinize mesafe koymak bence çok önemli. Buna ilgili şu anda çok önemli bir yerde bulunan bir araştırmacı ile ben doktora öğrencisiyken doktora okulu çerçevesindeki bir seminerde karşılaşmıştım. O anlatmıştı. Tez sürecinin sonunda ve hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Yani yazamıyor, çizemiyor, düşünemiyor. En sonunda ne yapayım diyor. Arkadaşlarla konuşuyor. Arkadaşları diyor ki sen biraz tatile çıksan fena olmaz. Ya onda kendi kendine ya az zamanım kalmış, 2-3 ayım kalmış, finansmanım yok. Nasıl tatile çıkabilirim, deli misiniz diyor. Sonra gidiyor araştırma danışmanıyla, tanışmanı bile tatile çıksan birazcık iyi olur diyor. Sonra psikologlara gidiyor. Psikologlar da herkes aynı şekilde tatile çıksan meselesine gidiyor. En sonunda Allah belanızı versin deyip çantayı kapıp bir süre dolaşmaya çıkıyor. Ve şöyle söylüyordu. Döndüğümde her şey bana o kadar berrak göründü ki ve ben hiç sorunsuz yazmaya başladım. Dolayısıyla hani araştırma konunuzda süreç içerisinde oluşan bu aşk ve nefret ilişkisi, bazen kitlenmeler, konuyu araştırmayı dönemsel olarak birazcık uzağa koymak, dinlenmek, hatta tembellik etmek de belli şeyleri olgunlaştırmanın ve o süreci başarılı bir şekilde sonuca eriştirmenin bir parçası diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eğer sorular olursa bu çerçevede devam edelim. Evet. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çünkü gerçekten bir tez sırasında hiçbir şekilde konuşulmayan, anlatılmayan, efendim işte çalışman lazım, okuman lazım, alıntıları şöyle yapman lazım gibi bir süreci daha çok belki gerek derslerde ve gerekse tez yönetimi sırasında oluyor. Burada sizin gerçekten tecrübeniz, çalışmalarınız, karşılaştığınız güçlükler meseleyi biraz daha ferahlatan bir boyut içinde izleyen öğrencilerimizin ele almasına izin veriyor. Bu bakımdan teşekkür ederim. Şimdi sözü Mustafa Bey'e veriyorum. Mustafa Bey ne diyecek? Nasıl bizi yönlendirecek? Biz de oradan yola çıkıp meseleyi yeniden farklı boyutlarıyla ele alacağız. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkürler hocam. Bütün katılımcılara, Burcu Hanım'a, İbrahim Soysiren Hoca'ya ve bu teknik katkıyı sunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani bu bu kadar etkili konuşmalardan sonra gerek Burcu Hanım'ın gerekse İbrahim Soysiren'in uzun zamandan beri birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani söyleyecek bir şey kalmadı gibi diyelim ama yine de bir şeyler söylemek durumundayız. Şöyle ben de gerçekten çok önemli noktalara değinildi yani bu işin karmaşıklığı meselesi, sarmallık sorunu, gitgeller, moral bozuklukları araştırmada, ben ne yapıyorum diye kendisini sorgulamak,
Yani yaptığım çalışma tarzı doğru mu? Bir de kendine güvenme meselesi gündeme getirildi. Çok önemli noktalardan birisi. Yani tez hocasıyla, danışman hocayla ilişki meselesinde yani burada şey gibi bazen sanki tez hocası tezi yapacakmış gibi bir durum da ortaya çıkabiliyor. Yani dakikada bir işte şöyle olsa böyle olur mu meselesi. Şimdi genel bir burada şey var. Demek ki ya o tezi yaparken sağlam temellerine sağlam adımlar atamıyorum. Yani tez hocası gelip tezi yapmaz. O bakımdan İbrahim Hoca'nın söylediği araştırma sizin araştırmanız. Bir araştırma yapıyorsam onu sahiplenmek oldukça önemli ve tabii ki şeyin danışmanın rolü önemli. Danışmana danışmak ismi üzerinde ama danışmana rağmen danışman bütün adımları her şeyi belirlemek durumunda değil. Yani danışman gibi düşünmek noktasında değiliz. Çünkü bilimsel bir araştırmada farklı görüşler olabilir. Şimdi o bakımdan danışmanla mesafenin oluşturulması, dengede tutulması çok önemli. Burcu Hanım da söyledi. Yani ayrıca biraz da gurur duyuyorum yani. Burcu Hanım böyle şey, etkili bir şekilde metodu şey yapması, açıklaması. Ya bu mesafe meselesi çok önemli. Ben de ya 20 yıllığı geçti, 20-25 yıldır yani alan çalışması yapıyoruz. Farklı Fransa'da 10 yıldan fazla, 15 yıl falan metot dersleri verdik. Alan çalışmasında kendimiz, ben de o orada birikmiş olan, sağdan soldan gelen, bir de okumalarımız tabii ki şey yapıyor, tecrübeler, öğrencilerin bize öğrettikleri de var. Ondan çok şey öğreniyoruz. Ona da ayrıca teşekkür etmek lazım. Çünkü bu zaten bilimsel dediğimiz zaman bilim bitmiş bir şey değil. Her zaman öğrenmek durumundayız. Bu açıdan hem tez hocasının yani danışmanın açık olması hem de öğrencilerin açık olması bir özgüven çerçevesinde bir iş yapma. Ama iş öğrencinin işi onun sorunsallığıyla, metoduyla ortaya koyması. Burada ortaya çıkan noktalardan birisi siz dediniz tezin girişinde yani giriş bölümünün öneminden bahsettiniz. Burada metodolojinin açıklanması tezde oldukça önemli. Nasıl yaptım? Ne yapıyorum? Belirttiğiniz sorunsal olarak. Ama bunu nasıl yaptım? Yani ne yaptım? Yani neyi öğrenmek istedim? Nasıl bir metotla yaptım? Bunun öz olarak şeyde tezin başında benim öğrendiğim şey tezin başında konması ortaya. Yani sonuna doğru geliyor bazen. Bu sıkıntı yaratabiliyor. Bir de ikinci nokta literatür bölümü çok fazla uzatılıyor. Gördüğüm tecrübelerden. Yani işte diyelim 100 sayfaysa bir tez. Bunun 50 sayfası literatür diye orada o alanda olmuş bitmiş şeyleri yani bazen işte diyelim gerekli gereksiz yani alıntılarla şunla bununla o onu demiş bunu demiş. Tamam kavramları kullanmasını bizim esas amacımız bizim işimize yarayacak araç uti dediğimiz o araçlarla şeyi yani neyi araştırmak istediğimizi şey yapmak, kullanacağımız kavramları iyi şey yapmamız lazım bu literatür taramasında. Hepsini oraya yazmak değil ama kullanacağımız kısmını yazıp bizim sorunsalımızla bağlantısı içerisinde
düşünmemiz gerekiyor. Bu da şeyi yani hamballık yapmayı önlüyor. Yani 50 sayfa literatür taraması diye bir şey, yani bir yandan da işte şu kadar sayfa yaptım anlayışına giriyor. Hocam işte şu kadar sayfa yaptım, şu kadar ilerledim falan gibi. Aslında bir ilerleme değil yani. O onu demiş, bunu demiş. Ondan ne çıkarıyoruz? Literatür taraması meselesinde o nokta. Bir de ikinci bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bulgular meselesi. Şimdi verileri elde ediyoruz ya. Veriler elde ettikten sonra bulgular diye bir şey var. Şimdi bulgularla kavramların buluşturulması noktasında bir sorun görüyorum ben yapılan tezlerde. Yani kavramlarla bulgular. Şimdi kavramlar literatür bir yana bırakılıyor. Bulgular tekrarlanıyor. Ama bulguların analizi çok zayıf kalıyor. Ya bulgular tespit olarak ortaya sürülüyor. Analiz yapma çerçevesi çok zayıf. Analiz girişimi yok. Sanki analiz yapılmayacakmış gibi. Ya ben bunları işte bir de istatistiklerle onu boğma. Yani şu istatistik işte 100 kişiyle görüşüldü veya 50 kişiyle görüşüldü. O istatistikleri verilerek bu analiz yapmaktan kaçma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani analiz fikir üretemiyoruz bu durumda. Bir tez yapmış oluyoruz ama bir fikir üretilemiyor. Bu da ayrı sıkıntılardan birisi. Yani eleştirel bir bakış açısını ortaya koymamız gerekiyor. Özgüvene dayalı, kavramları da hakim olan, sahaya da hakim olan, sahadaki verileri de mümkün olduğu kadar geniş bir perspektifle ele almak durumundayız. O verileri analiz ederken yani bu noktalara etmek durumdayız. Benim ikinci bir nokta da başka bir nokta diyelim, ikinci değil. Gözlem ve saha araştırmalarında, uygulamalı sosyolojide diyelim, saha araştırmalarında bir görüşme metotları var. Görüşmenin çerçevesi belli oluyor. Onun bir yaklaşımı var. Yapılma biçimi var. Hazırlama biçimi var. Bir de gözlem konusu alanda gözlem meselesi oldukça önem kazandı son yıllarda. Bu gözlemlerden gözlemleri nasıl gözlemleyeceğiz ve elde ettiğimiz verileri nasıl araştırmanızın içine dahil edeceğiz? Bu da mesela gözlem sırasında işte biz bir grupla Cuma günü Esenyurt'a gideceğiz. Bir gözlem şeyi var. O gözlem sırasında ben gittim bir makale yazdım yine Esenyurt üzerine Suriyeliler falan. Şimdi bu gözlemden karşılaştığımız insanlar var. Birkaç kelime ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Sohbet havasında geçen bazı şeyler var. Şimdi o sohbet havasında geçen şeyler çok etkili ve ya gerçekten kişilerin, insanların ifade etmeye çalıştığı şeyleri daha öz bir şekilde ifade etme açıları diyelim. Şimdi bunları nasıl informal çerçevede elde edilen bilgileri de şeyde değerlendirme, yani bizim analizimizde değerlendirme yetisini elde etmemiz gerekiyor. Yani araştırmacılık, bir tez yapma, bir ürün çıkarma, bu araştırmacılık metodu yani böyle klasik şöyledir diye, şöyle yapılacaktır illa diye bir şeyimiz yok. Belli çizgilerimiz var. Bu çizgiler çerçevesinde araştırmacı bir şey gibi, zanaatkar gibi. Eskiden zanaatkarlar olurdu. Mesela halıda okuyan zanaatkarlar vardır. Şeyin üzerine nakış işleyen, bakırın üzerine öyle zanaatkarlar vardır. Biz öyle bir zanaatkarlık özelliğini görüyoruz. Asıl iyi bir araştırmacı da o
bütün malzemeleri hakimdir. O malzemeleri nereden kullanacağını bilir. Ondan bir kendine özgü bir metot çıkarır. O malzemenin durumuna göre, alanın durumuna göre. Bu özgün durum genel teorilerle aslında çelişmez. Ama her araştırma bu zanaatkarlık mesleğini icra etmeyi gerektirir. Eğer iyi bir zanaatkarsak iyi bir ürün çıkar. İşte mümkün olduğu kadar biz de öğreniyoruz. Her zaman zaten öğrenme halindeyiz. Yani ne kadar bir şeyler yapmış olsak da yeni bir şey yaptığımızda o zanaatkarlık refleksiyle yeni bir şey bulmamız gerekiyor o tecrübelere dayanarak. Ya bu da önemli bir konulardan bir tanesi. Çok uzatmak da istemiyorum. Bir de mesafe konusu İbrahim Hoca'nın belirttiği. Yani yaptığımız çalışmayla, alanla mesafe, içinde bulunduğumuz bazı konuları, yani mesafe dediğimiz zaman her anlamda bizim bir dünya görüşümüz var. Bir politik görüşümüz olabilir. Mutlaka vardır. Herkes olmasa bile olmaması da bir görüştür. Ama onu bu çalışmanın içerisinde illa da bir yerlere koymaya çalışmak mesafe almayı engelliyor. Ya o da tabii ön yargılı olmaktan kaçınmak dediğimiz şey. Yani ön yargılı olduğumuz zaman elde ettiğimiz verileri de zorlarız ve kendimize uygun bir sonuç çıkarmaya çalışma eğilimini doğurabilir. Bu da sakıncalıdır çalışmanın sağlığı açısından, metodolojik açıdan. Bundan da kaçınmak gerekir. Şimdilik benim de söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi süremiz ne kadardı? Hocam bir süremiz var. Sorular için şey yapabiliriz. Tamam. 45 dakika oldu. Tamam. Yani bir saat 15 dakika. Tamam. Ben de birkaç kelime sizlerden edindiğim bilgiler çerçevesinde ve bilhassa yüksek lisans öğrencilerimiz çerçevesinde tez yönetirken ve onların hazırlıkları çerçevesinde karşılaştığım bazı konuları aktarmak istiyorum. Şimdi bir yüksek lisans çalışmasında öğrencilerde sorunun tespit edilmesinde bir sıkıntı olduğu intibanı edindim. Bu bizim fakültemiz içinde ya da sosyal bilimler bünyesi içinde sürdürülen ve yüksek lisans teknik dersleri diyelim, metot ve işte tez hazırlaması gibi bölüm hocaları dışında verilen konularda öğrencilerin sorunlarını tespit etmekte, bunu sınırlayarak bir konu haline getirmesinde veya seçtiği konuyu daha da sınırlamasında bir zorluk var. İkinci zorluk, bu soruyu, konuyu ve sınırları tespit ettikten sonra araştırmasına başlaması için bir varsayım oluşturması lazım. Bu varsayım konusunda bir sıkıntı ortaya çıktı. Öğrencinin sorunuyla ve sınırlaması konusuyla ve bu arada yapması gereken gözlem ve kaynakları gözden geçirmesi sırasında bir varsayım oluşturamadığını, bu varsayım sırası varsayıma yol açacak sınırlarını tespit edemediğini gördüm. Ondan sonra bunlar tamamlandıktan sonra bir yöntem yoluyla öğrencinin alana inmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı da ben iki türlü düşünüyorum. Bir tanesi gerçekten uygulamalı bir şekilde saha araştırması diye yürütülebilecek bir çalışma var. Ama bir tarafta da olmuş bitmiş olayların, kitapların, arşivlere geçmiş belgelerin, yani var olmuş ve izleri kalmış şeylerden yola çıkarak araştırması var. Tabii bu hangi alan olursa olsun buradan bir veri veya bilgi ortaya koymamız oluyor. İşte bu konuda öğrencilerin
bazı sıkıntıları olduğuna inanıyorum. Bu veri ve bilginin tasnif edilmesinde, sıralanmasında, sınıflanmasında bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Ve yine bunların analiz edilerek, yani neye göre analiz edilecek, varsaydığımız, sorun olarak ele aldığımız bir yöntem dahilinde götürdüğümüz verilerin sonuçlandırılması ve analiz edilmesinde zorluklar var. Bir de rapor haline getirmekte, yani bunu yazmada bir sıkıntıyla karşılaşıldığını görüyorum. Tabii bütün bunların ortasında bir de teori olması, öğrenciyi yönlendirmesi gereken bir teorik yaklaşım ya da bir teoriden yola çıkması meselesi var. Burada da bir eksiklik var. Çünkü teorinin varsayımla, teorinin alanla, teorinin verileri bulmak ve tasnif etmekle, rapor haline getirmekle çok yakın bağlantıları var. Dolayısıyla yani benim akademik hayatım boyunca tez yönetimi sırasında karşılaştığım, öğrencilerde gördüğüm ve karşılaştığı konuları bu şekilde tasnif edebiliyorum. Dolayısıyla yani Mustafa Bey'le geçen gün konuştuk. Yani yönettiğim tez, tabii bu pandemi sürecini kimseyle rastlaşamıyoruz. İkinci bölümünü yazarak gelen öğrenciler var. Yani ne oluyor, ne bitiyor? İkinci bölüm çıkmış ortaya. Bütün bunlar sorunun ne olduğunu ve bu sorun çerçevesinde tabii ki kaynakları, gözlemleri yeterli olmadığını ve sınırlayamadığımızı ve iyi bir varsayımla kendimize bir yol açamadığımızı ve neticede bunları yapmadığımız için geçerli bir yöntem kullanamadığımızı görüyorum. Ondan sonrası zaten verilerin ortaya çıkması, tasnif edilmesi, şu bu rapor haline getirilmesi, bizlerin uğraştığı, öğrencinin bize tez yazıyorum diye getirdiği sayfalardan ibaret oluyor. Bunların da bir biçime konulması herhalde bu konunun oldukça güç yanlarından, problematik yanlarından biri olduğuna inanıyorum. Evet, böylelikle ben de fikrimi söyledim. Şimdi nereden devam edelim? Soru yoksa hocam tekrar yeniden Burcu Hanım'a dönelim. Burcu Hanım'a, İbrahim Hoca'ya, yani tamam. Öyle. Peki. Şey halinde. Peki, bu benim de çizdiğim, hocalarının da belirttiği çerçeveyi göz önüne alırsan Burcu Hanım, karşılaştığın güçlükleri biraz daha biçimlendirmen mümkün olabiliyor mu? Tabii sen konu seçimiyle başladın. Gerçekten zor bir şey o. Ama diğer şeylerde konunun sorunsallaştırılması, bu çerçevede senin tezinle ilgili adım atmaların kolaylıkları ve güçlüklerini anlatırsan herhalde bizi izleyen öğrencilerimiz de bunlardan yararlanır. Buyurun. Tabii hocam, memnuniyetle. Elimden geldiğince aktarmaya çalışayım. Şimdi dediğim gibi benim konum İstanbul'da yaşayan ekspatların uluslararası okul aracılığıyla sosyal hayata adaptasyonlarıydı. Şimdi benim için en büyük kolaylık şuydu. Ben bir ekspat çocuğu olarak yurt dışında yetiştim. Ve benim çocuklarım bu uluslararası okulda öğrenciler. Dolayısıyla ben aslında katılımı gözlem yaptım. Benim zaten veli olarak bulunduğum bir ortamda ve kendi hayatımda da bir ekspat çocuğu olarak deyip yetişmiş olduğum için çok rahat bağlantı kurabildim. Ve bu kişilere ulaşmam çok kolay oldu. Yani şimdi mesela bu tarz bir araştırma herhangi bir kişi yapacak olsa bağlantıları çok zor olurdu.
benim için bu en büyük kolaylaştırıcı taraf buydu. Yani benim hem bağlantı kurabileceğim yani ruhen hem de fiziken kolaylıkla ulaşabileceğim insanlarla bir arada çalışma imkanı buldum. Dolayısıyla ben birazcık tez konusunu seçerken şunu da düşündüm. Zannediyorum biraz o yönde gitmekte fayda olabilir. Çok ilgimi çeken bir konu olmakla birlikte birazcık da pragmatik olmayı da düşündüm. Yani ben hani çok çalışılmamış bir konu olsun ama şimdi alana girmem lazım, saha araştırması yapmam lazım. Dolayısıyla bu insanlarla çok bir şekilde bir araya gelmem lazım. Çünkü bu ister istemez bir 3-4 aylık bir süreçte herkesle teker teker görüşme, tekrar bir daha görüşme. Hani hem ulaşım açısından, yani iletişim kurabilmek açısından, hem bir araya gelebilmek açısından. Dolayısıyla ben kendi adıma birazcık daha konuyu dediğim gibi mantıklı ilerlemeye çalıştım. Yani benim için çok zor ve çok uç olan bir şeyden ziyade benim için çok rahat olabilecek bir konuya doğru gitmeyi tercih ettim. Bunun haricinde benim için en büyük kolaylığı oydu. Zorluğa gelirsek şöyle bir şey var. Dediğim gibi ister istemez uzunca zamandır bu insanlarla bir arada olduğum için ve kendimle bu anlamda bir geçmişim olduğu için kafamda tabii ki de belli bir takım değerler var, fikirler var. Ve Mustafa Hocam'la İbrahim Hocam'ın ekledikleri gibi konuyla arama mesafe koymakta birazcık zorlandım. Yani katılımı gözlem yaptım tabii ama şimdi ben aslında benim bir fikrim var ve sanki şunu fark ettim ilk başlarda. Kendi fikrime doğru yönlendirmeye çalışıyorum gibi sanki. Mesela soru sorarken böyledir ama değil mi? Sanki hani o soruları sorarken ve karşı tarafla görüşme halindeyken o bölüm bence oldukça önemli. Tamamen geride durmak gerçekten de mutlaka ki bir fikrim var. Mustafa Hocam'ın dediği gibi hepimizin bir şeyleri var, fikirleri var ama soruları sorarken de gerçekten çok objektif ve çok net bir şekilde sorup hiçbir şekilde yönlendirmemek ve sohbet haline gelişen soru cevap ilişkisinde de birazcık bazen o alt metinleri okuyabilmek. Çünkü bazen bir şey söylüyorlar ama aslında anlayabiliyorsunuz ki vücut dillerinden, o seçtikleri kelimelerden, ifadelerinden aslında anlatmak istedikleri şey birazcık daha farklı. Dolayısıyla bunları değerlendirebilmek önemli. Onun haricinde İbrahim Hocam'ın söylediği şeye şöyle çok katılıyorum. Mustafa Hocam biliyor. Ben çok telaşlı bir yapım var benim. Her şey çok çabuk olsun isterim. Her şey hızlı hızlı olsun isterim. Ve ben hiç vakit kaybetmeyi de sevmem. Ama gerçekten bir şeylerin birazcık demlenmesi gerekiyor. Yani bu kadar hızlı hızlı gitmesek de olabiliyor aslında. Çünkü bazen insan aynı metni okurken, sürekli soruları cevaplarken, onların deşifresini yaparken aslında arada kayboluyorsunuz. Ve gerçekten orada çok önemli olan noktaları aslında gözden kaçırıyorsunuz. Çünkü ister istemez artık bir yerden sonra böyle yüzeyden geçmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten bazen şöyle bir bırakıp, bir geriye çekilip, bir sindirmek mutlaka ki çok daha önemli ve çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum bunun. Onun haricinde şunu da ben arkadaşlarıma diyeyim. Keyif alın süreçten. Bence çok keyifli bir süreç. Yani çünkü aslına bakarsanız bir anda mesela ben kendi adıma aslında çok içinde bulunduğum bir ortama bir anda bambaşka bir gözle de bakar oldum. Dolayısıyla aslında keşfediyorsunuz da başka insanların normal günlük sohbetin dışına çıkıyorsunuz ve size ne kadar aslında insanların bir şeyler anlatmak istediklerini, ifade etmek istediklerini de görüyorsunuz. Dolayısıyla bence çok geliştirici de bir süreç. Yani tezi yazayım bitsinden ziyade bunun hayatınız boyunca aslında size bir katkı sağlayacağınızı da bence aklınıza bulundurmanız lazım. Çünkü gerçekten bittikten sonrası zaten çok keyifli, orası ayrı. Ama gerçekten güzel bir süreç, yani çok öğretici de bir süreç. İnsan aynı zamanda yani bir sürü bilgi edinirken aslında kendisiyle alakalı da çok şey öğreniyor ve kendisini de çok geliştiriyor. O anlamda bana yani bu Allah izin verirse akademik yolculuğumun dışında kendimle alakalı dediğim gibi işte mesela karakterim mesela şimdi daha yavaşlamaya çalışıyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum ve bir sürü şey de öğreniyorsunuz aslında süreçten. Dolayısıyla çok keyifli ve farklı arkadaşlıklar da kuruluyor bu anlamda. Biz mesela Mustafa Hocam'la derslerde yaptığımız derslerde Suriyelerle alakalı araştırmalar, çalışmalar yapmıştık. O süreçte aslında bazen sadece bunun bir akademik bir çalışma olmasının haricinde bazen farkına olmadan bir takım hayatlara dokunabildiğinizi de hissediyorsunuz. Bu da işin birazcık daha belki humanist tarafı ama ben de zannediyorum ki sosyal bilimlerin zaten keyfi burada. Yani olaylar, insanlar, herkes ayrı bir hikaye, herkes ayrı bir doku, ayrı bir renk. Yani bu böyle istatistiksel, rakamsal, insanları böyle rakamlara, sayılara indirgenmiyor. Dolayısıyla sosyal bilimler o anlamda çok insana çok öğretici bir şey.
Ve her geçen gün ben iyi ki bu yola girdim. Ben de İbrahim Hocam gibi aslında ekonomi temelliyim. Sonra işte Boğaziçi'nde Avrupa Birliği okudum. Sonra Amerika'da uluslararası pazarlama eğitimi aldım. Döndüm, dolaştım, sosyolojiye geldim. Ve bunun da birazcık dinle düşünüyorum. İyi ki de öyle olmuş. Her geçen günden çok keyif alıyorum. Yani bunlar benim için hayatımı da zenginleştiren konular. Soru var. Burcu Hoca'nın nitel araştırmasını kaç kişiyle yaptığını merak edenler var. Evet, ben nitel araştırmamı 30 kişiyle yaptım. Tamam. 30 kişiyi de şöyle yapmaya çalıştım. 15 kadın, 15 erkek olacak şekilde. Ve mümkün olduğu kadar, dediğim gibi ekspatlar olduğu için buradan ekspat kelimesini açıklayayım. Belki bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Bu biliyorsunuz göçün bir farklı türü. Yani daha üst düzey eğitim almış olan, üst düzey sosyoekonomik düzeyde olan insanların göç etmeleri. Yani mesela bu işte CEO'lar gibi, büyük şirketlerin yöneticileri gibi, öğretmenler, akademisyenler gibi. Kişinin başka ülkelerde gönüllü olarak, keyifli olarak 3-5 yıl arasında yaşayan insanlar ekspat olarak geçiyor. Dolayısıyla ben de dediğim gibi mümkün olduğu kadar farklı ülkelerden seçmeye çalıştım. Bütün katılımcıları sağ olsun hiçbirisi kırmadı. Kadın 15 erkek. Bir soru daha var. İlk adım atmada sorun yaşanıyor. İlk adım atılacak olsa gerisi gelecek. Ama o ilk adımda danışman hoca bu işin neresinde olmalı diye bir soru var. Bu soru var. Bana mıdır acaba hocam? Evet. Şimdi şöyle, aslına bakarsanız bence hocalarımın bahsettiği gibi tabii ki de konu tezi yazacak kişi de bitiyor aslında, orada çözülüyor. Ama şimdi ben ilk başta onu ifade etmeye çalışmıştım. Şöyle ki, şimdi benim kafamda aslında ne yapmak istediğimle alakalı şey var. Ana kavramlarım var. Ana ulaşmak istediğim bir şey de var. Ama nasıl bu biliyor musunuz? Yani ben A noktasındayım, B noktasına gideceğim. Aslında C'ye uğrayarak oraya gitmek istiyorum. Ama tam olarak yolları bilemiyorum. Yani ben bunu nasıl bir formüle sokacağım? Yani cümleyi nasıl doğru kuracağım? Ben mesela orada sıkıntı yaşadım. Yani ana hatlarıyla fikrim benim. Ama bunu ben kendimce bir cümleye döküyorum. Ama acaba karşı taraf açısından anlaşılır olabiliyor mu? Danışman hocamın bana en büyük katkısı şu oldu. Konuyu, konum belli, sorunum belli, ne aramak istediğim belli. Bunu doğru bir sorunsalla çevirebilmem. Cümleyi doğru kurabilmem diyeyim açıkçası. Yani yoksa danışman hocanız size, ben de sen şöyle bir konu yap, oradan da şunları şunları araştırırsın gibi bir şey sormuyor. Ama tabii ki de size ne oluyor? Sizin ana hedefiniz, ana gitmek istediğiniz yer belli olduğunda size yol gösteriyor. Yol tarifi veriyor gibi. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İbrahim Bey, siz tekrar sözü alırsanız neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Aslında sözü alırken size soru sormak gibi bir istekle bunu söylüyorum. Çünkü sizin tesadüfen sizin ilk araştırmanızın, master araştırmanızı 1969'da ya da 71'de yaptığınızı ve Platon'a göre sofistler diye bir araştırma yaptığınızı ve o günden bugüne, hatta o zamanlar ben dünyada yoktum ve doğal olarak bunu öğrenmek bana bir şekilde konuşurken daha fazla kızarma ve utanma. Estağfurullah, estağfurullah. O zaman ben felsefe bölümü mezunuyum. Felsefe öğrencisiyken sistemde yüksek lisans yoktu. Fakat Edebiyat Fakültesi gibi İstanbul Üniversitesi'nde mezuniyet için bir çalışma yapılırdı. Bir nevi mezuniyet çalışması gibi. Ben de rahmetli Nermi Uygur'la Platon'a göre sofistler. Çünkü biraz sosyolojinin diyelim mikrobu içimde uyanmaya başlayınca, çünkü sosyoloji bölümünden de aynı koridordaydık, ders alıyordum. Oradan yavaş yavaş bu konu, yani toplum meselesi. Onun için sofistler orada Platon'un zamanında biraz aykırı tiplerdi. Soru soruyorlar, bilgiyi parayla satıyorlar, anlatıyorlar falan. Ben oradan hani biraz daha toplumun bulaştığı bir olay
ya da bilgiler olarak düşünmüştüm. Platon'a göre sofistleri bir şey olarak bitirme teziydi. Yani o zaman işte yüksek lisans yoktu. O tezle mezun olanlar doğrudan doktoraya başlayabiliyorlardı. Ama bir şey çaba yani boyutunda yine bir yüksek lisans tezi boyutundaydı. Ve ilk defa böyle bir disiplinli çalışmayla şimdi bile onu öğrencilerimize uygulayamıyoruz. Rahmetli Nermi Bey konuyu şey yaptıktan sonra mesela plan olduktan sonra 3 sayfa yaz getir diyordu. 3 sayfa yazınca yani büyülü bir biçimde cümleler içinde kavramları yerlerini değiştirip kelimeyi, cümleyi biraz daha değil epey anlamlı kılıyordu. Böyle bir süreç içinde çalışma yürüdü ve sonunda İz Yayınları'nda benim yayınlarım, kitaplarım çıktığı zaman onu da şey yaptılar. 68-69 dönemi felsefe tarihi bitirme tezi. Platon açısından sofistler. Kitap da burada şeyi göstereyim. Yeniden Sosyoloji adlı kitabımın son kısmına onu da koymuş olduk. Böylelikle dışarıda bir şey kalmadı. Sofistler yani o felsefe içinde daha sosyolojik bir boyuttu. Yani benim dikkatimi çekmesi açısından. Öteki türlü felsefe biraz daha sıkı bir disiplin isteyen, benim de pek o kalıplara girmediğim, daha çok tarih konusunun Doğu-Batı çatışması şeklinde o zamanlar koridorda çok konuşuluyordu. Rahmetli Cahit Tanyol bunu diyordu. Baykan Sezer bunu diyordu. Kemal Tahir'den sonra Baykan Sezer bunları daha çok esinlendiğini söylemişti. Böyle bir ortamda öğrencilerin işte 68 olaylarını yaşadığı bir çerçevede hani bir felsefe öğrencisinin olabildiği kadar sosyolojik diyebileceğim bir şeyi Platon'a göre sofistler. Sofistler hakikaten Platon'un diyaloglarında epey yer alıyor. Bu şekilde bir çalışma olmuştu ama yani Nermi Uygur'un, rahmetlinin disiplini öyle uzun uzun değil. Bu plan çıktıktan sonra şunu 2-3 sayfada yaz gel diyordu. Onu ne şey yapıyor? Sadece bazı cümlelerde işte yerlerini değiştirerek daha anlamlı, daha vurgulu bir felsefe öğrencisinin kurabildiğinin çok ötesinde cümleler haline getiriyordu. Durum bu. Hocam aslında çok benzer bir şeyi benim sosyolojide tez yüksek lisansı yaptığım sonra da doktoramı yaptığım François Enard vardı. Bizim Neuchâtel Üniversitesi'nin şu anda emekli oldu ve ünlü bir yazar oldu. Yani emekliliğinden sonra başka bir hayata gözlerini açtı. Hatta şu anda ilk romanı film yapılıyor. Ben bana ilk İstanbul'da 2012'de Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlediğimiz bir atölye çalışmasına gelmiş. Hatta bir konferans vermişti. Orada ondan sonra bir restorana gidip konuştuğumuzda bana şey demişti. Emekli olduktan sonra roman yazmak istiyorum demişti. Ben de biraz büyük altı gülmüştüm yani. Ama yazdı sonunda. Yazdı, hatta gerisinde gidiyor ama o da bana aynı şeyi yapmıştı ve bence çok insanı çok zorlayan ama üretici ve baştan beri bu araştırma sürecini yazıyla bağlı olarak sürdürme açısından çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ve aslında ben hani üzerine konuşmak istediğim konulardan birine de geldik. Ya bu araştırma süreci aslında bu şeyde çok söylenen bir şeydir işte. Beyaz sayfanın
önünde oturup bir şey yazmamak meselesi. Onu baştan yıkmanın en önemli yollarından birisi diye düşünüyorum. Aslında araştırma sürecini bir şekilde yazma süreciyle birlikte götürmek ve hatta bunu hani çeşitli yazma süreçleri demek gerekiyor. Çünkü her yazdığınızın tezinizin içerisinde ya da yazdığınız çalışmanın içerisinde olması gerekmiyor. Bununla ilgili 2011'de zannediyorum Tunus'taki bir toplantıda bir Belçikalı bir arkadaş bu gene yazma süreçleriyle ilişkin bir sunum yaparken kamuya yönelik yazı ya da işte özel yazı gibi ikili bir ayrımla belirtmişti. Yani bizim her yazdığımızın bir çalışmanın içerisinde bir yer bulması gerekmiyor ama o yazma süreciyle bağlantılı ve kendimize yönelik ya da araştırma sürecine ilişkin hem iz bırakma hem de geri dönüp bakma ve hazırlık süreci olarak çeşitli yazma süreçlerini bir şekilde sürdürmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki onlar aslında bir süre sonra öyle bir şey biriktiriyor ki sizin aslında düşünsel olarak yazacağınız sonraki şeylere bir hazırlık oluyor diye düşünüyorum. Bu aslında çok değerli düşünceleri bir şekilde ham haliyle daha olgunlaşmamış haliyle kağıda dökmenin de önünü alıyor diye düşünüyorum. Çünkü siz hani oturup tamam ben araştırmayı yaptım, insanlarla konuştum, analiz yaptım, hadi şimdi yazayım dediğiniz anda sonuçta ilk bir bebeği düşünelim, ilk yürümeye başladığı haliyle o ilk adımlar güzeldir ama beklenen açıdan yani insanların önüne çıkacak ve rahatlıkla hani bir balerinin estetiğiyle yürüyecek bir sonuca daha çok vardır. Dolayısıyla bu süreç aslında o yazma süreciyle ya bir şekilde sürekli bir şekilde bağlantılı olarak gitmek bence ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de üzerine konuşmak istediğim aslında önemli kısımlardan birisi bu teknoloji meselesi. Yani kuşkusuz yani size sormak istediğim bir soru hala aklımda yani bu 1970'lerin başından itibaren bu araştırma ve tez süreçlerini izlediğiniz kadarıyla nasıl gidiyorum değişimler temel değişimlerle ilişkin bahsettiniz ama umut var mı diye bir sorum var. Onu aklımda tutuyorum. Vakit olursa sormak isterim. Ama bunlarda hani değiştiğini düşündüğüm şeylerden birisi bu teknoloji meselesi. Öyle teknolojik ilerlemeler var ki ben bile hayret ediyorum mesela ben işte sosyoloji lisans denilebilecek ya burada bachelor diyorlar kısmı ben 2009-10'da bitirdim. Şu andaki bizim metodoloji derslerini arada gidip işte metodolojiyle ilişkin şeyler söylerken ya da metodoloji derslerinin verilmesini gördüğümde çok büyük bir fark var. Bunun nedenlerden birisi aslında teknoloji. Teknoloji bizim araştırma süreçleriyle, veriyle, araştırmamızla ilişkimizi çok değiştiriyor. Mesela çok enteresan bir şey vardı. Ben ilk başladığımda işte hepimizin yaptığı gibi ne yapıyordum? Okuyordum. Bir defterim vardı. Hatta o defterleri Ahmet Arif'in söylediği gibi siyatik gibi saklıyorum yani sürekli. Çünkü çok değerliler. Yani işte okuyup fotokopisini de falan da alamazdın. Özellikle Fransızların bu konuda çok ben arada Fransa'da, Paris'te de şeylerde de çalıştım. İsviçreliler pek öyle değildir. Yazar hakkını korumak açısından size pek fotokopi yapma izni de vermezler. Dolayısıyla not almanız gerekir. Ve o notları defterlere uzun uzun alıp hatta bazen bir alıntı yaparsınız. Birisi okur ya burada bir sorun var der. Gidip kütüphanede gene bakıp gene de kontrol etmek gerekir. Ve bazen de hatta bunun için işte Nöşetel'den kalkıp trene binip
Paris'e gitmeniz gerekir ya da başka bir yere gitmeniz gerekir. Ama şimdi öyle ki ya bu işler o kadar hızlandı. Mesela bu geçende kullanmayı, yani bir yıldan azdır kullanmaya başladım. Bir yani kendi kütüphanenizi az çok online kütüphanenizi yaratmanıza olanak tanıyan mesela Zotero diye bir program var. Aha, çok orada, iyi. Orada benim bu dağınıklığı böyle bir program olursa herhalde. Hocam iyi. Dağınıklık baki kalıyor. Ben tabii, de dağınık. Ondan gene dağınık. Programdan da net bir biçimde duruyor tabii. Dağınıklık baki kalıyor. Bir de dağınıklığı hani o haliyle kendinize has bir dağınıklığınız oluyor ama online olunca birilerini görme olanağı olan bir dağınıklık haline geliyor ne yazık ki. Ama orada şöyle bir şey fark ettim. Şöyle bir olanak var. Mesela PDF olan şeylerin altını çiziyorsunuz ve sonradan bir tıkla o altını çizdiğiniz yerleri ve birden fazla yani bütün makalelerin hepsinin not aldığınız yerleri çıkıp bir Word metin olarak size veriyor. Harika bir şey. Yani. Tabii yani işte düşünün yani kan ve gözyaşı ve terle. Nereden nereye geldik? Aynen, aynen. Ya ben hani kendimi düşünüyorum ama bu çok kısa bir süre yani 10 küsür yıllık bir süreden bahsediyorum. Dolayısıyla hani bu işin bu teknik meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle teknolojinin öngördüğü ya da sağladığı olanakları bence izlemek çok önemli. Ya bazen hani dediğim gibi işte ayları ya da işte günleri bulacak çabadan zaman kaybından sizi bir şekilde sizi uzak tutabiliyor. Bu önemli. Diğer taraftan tabii şöyle bir taraf var. Geçen de bununla ilgili bir tartışmada arkadaşlarla, araştırmacı arkadaşlarla konuşurken fark ettik. Mesela gazete tarama süreci. Şimdi eskiden gidip ben hatırlıyorum en son bunu 2016'da hemen darbe girişiminden hemen sonra fark etmiştim. Daha önceden planlanmış bir gelişti. İşte gelip gazeteleri falan tarayacaktım. Türkiye'deki 1950'lerden itibaren o sınır dışı süreçlerinin haber haline getirilmesini. İşte ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Size 3 ay, en fazla 3 ay veriyorlar. Bekliyorsunuz. Arada birisi geliyor diyor ki ya sizin ikinci ayı, şu gazetenin ikinci ayı yokmuş. Ya da bir açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Sayfaların bazıları artık yılmış mıdır, nedir? Makaleyi yazıp şey yapma, kopyalamak yerine sayfayı yırtıp götürmüş oluyor vesaire. Şimdi öyle bir şey değil mesela. Yakın zamanda aynı mesele üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ni tarıyorduk. Ve yani işte her şey online, önünüzde, evinizde kahvenizi yudumlarken veri topluyorsunuz ve dolayısıyla aldığınız veriyi, topladığınız veri ile ilişkiniz farklılaşıyor. Ve mesela o veriye ilişkin o veriyi bilme süreciniz, veriyi anlama süreciniz de farklılaşıyor. Ya birden işte kütüphanedeyken zaman yok vesaire, orada ciddi anlamda bir seçim süreci, araştırma bir anlamda da bir seçim süreci. Yani verileri aza indirme süreci aslında gazeteyi incelerken başlıyor. Çünkü her şeyi alamazsınız, en önemlisini almanız lazım ve o düşünsel aktif olarak düşünme süreci orada başlıyor. Ama evdeyken ve işte abonelik size istediğiniz alma olanağı veriyorken sizde şöyle bir şey gelişiyor. Ya şunu da alayım ne olur ne olmaza geliyor ve ondan sonra çok geniş bir veri şeyiyle, devasa bir veri çöplüğü demek istemiyorum ama bazen yığını, yığını. Aynen, yığınıyla karşı karşıya ve o hiç de bilmediğiniz, çok da iyi bilmediğiniz bir veri yığını. Aslında çok fazla veriden hareketle konuşurken, konuştuğunuzu sanırken çok daha az bildiğiniz bir veri yığınından hareketle daha sorunlu bir sonuç çıkarma ya da analiz sürecine doğru yöneltebiliyor. Bu açıdan hani o
teknolojinin getirdiği olanakları bence sonuna kadar kullanmak lazım ama diğer taraftan bu hani bizim veriye, araştırmamıza ilişkin getirdiği ve çok da aslında çok da yeni oldukları ve çok da hızlı oldukları için, geliştikleri için derinlemesine analiz etmeye vaktimizin olmadığı, takatimizin olmadığı bir şeyden bahsediyorum, bir süreçten bahsediyorum. Yani bununla ilgili mesela bir örnek, geçen de bizim kütüphaneye metotla ilgili kitaplar alacaktık. Burada şu Türkiye'de öyle midir bilmiyorum ama burada belli bir bütçeniz olur ve her yıl o bütçeyi bitirmeniz gerekir ki bir sonrakini alabilirsiniz. Çünkü harcamazsanız ertesi yıl ya bunlar harcayamamış deyip yarısını verirler ve dolayısıyla ertesi yıl gidersiniz. Dolayısıyla bazen bunun da en iyi şeyi şudur, yıl sonuna doğru herkes, özellikle yöneticiler şey derler, kitap alın. Yani çünkü en iyi, en kolay harcama yapılabilecek ve hani en kolay gerekçelendirilebilecek kalem kitaptır. Ve onunla ilgili mesela bu benim üzerine çalıştığım şeylerden birisi de işte bu hani dijital metotlarla ilgili kitaplar, kitap önerileri falan yapıyorduk. Bunlardan birisi mesela çok önemli bir çalışma yapmışlar. Gerçekten ansiklopedik bir şey. Ve 2011'de şimdi paramız var, alalım mı dedik ama sonradan bazı arkadaşlar şöyle dedi, acaba eskimedi mi? Ya 2000, düşünün 2011'de yapılan bir çalışma. Tabii ondan sonra ben hani referans kitabıdır vesaire diye üzerine konuşup aldık vesaire ama böyle bir hızlı bir teknoloji söz konusu olduğunda, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunda böyle de bir sorun var. Yani yeterince sindiremediğimiz, yeterince anlayamadığımız bir sürecin bir parçası olmak var. Bunun çeşitli tehlikeleri var, çeşitli sorunları var. Bunun farkında olarak aslında bu teknolojinin olanaklarını kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunu söylemek istedim aslında bu turda. Peki, çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, siz... Hocam bir de programın ismini soruyor. Öğrenciler. Katılımcılardan biri, evet. Gülçin nasıl Hanım diyoruz? Benim söylediğim program. Hoca yazarsa... Benim Zotero, Zotero yazıldığı gibi okunuyor. Ve açık, tamam. Aslında açık uçlu şey, açık bir yazılım. İki türlüsü var. Yani bir, eğer PC kullanıyorsanız, Windows falan işte Bill Gates'in yarattığı gelenek üzerinden. Şöyle yazdım öyle mi acaba? Evet. Bakayım. Zotero. Evet. Tamam. Bir şekilde kullanıyorsanız biraz daha kolay. Nedeni de şey, yani birazcık paket bir program gibi geliyor size. Benim gibi Macintosh ya da Apple kullanıyorsanız orada patchwork dedikleri birazcık eklemelerle, yani her fonksiyonun bir eklemesi oluyor. Gidip onu bulup eklemeniz gerekiyor. Ya da işte mesela çok enteresan bir şey, mesela bir Google'da bir şey buldunuz, bir yazı, resim ya da bir şey buldunuz ve bunu araştırmanızda kullanmak istiyorsunuz. Onu referans olarak direkt veri tabanına klasörler yaratıp içine kaydedebiliyorsunuz ve sonra da kullanabiliyorsunuz. Hatta size direkt referanslarını direkt çıkarıyor. İşte diyelim ki çalışmaya yazdınız, şu araştırmaları kullandınız, onlara tıklayıp şu referans tekniğiyle bana referansları çıkarın dediğimizde 2 saniyede bütün referanslarınızı çıkaran bir program. İşler kolaylaşmış. Tabii. Ve yani onun iyi tarafı şu, yani bu şey geleneği var. İşte hani bu referans şeyleri, programları diyebileceğimiz bir programların bir taraf şeyi, ama bunun şöyle bir iyi tarafı var. Ya ben mesela sonuçta hani finansal olanakların olduğu bir ülkede, finansal olanakların olduğu bir üniversitedeyim ama bu açık ve bedava programı kullanıyorum. Nedeni de şu, yani bana işte daha EndNote gibi, daha işte parayla ödeyebileceğim şeyleri falan sorunsuz kullanabilecek bir durumdayım ama bunu kullanmanın nedeni şu, yani bedava olduğu için, açık olduğu için
Siz bir yerde çalıştınız ya da bir üniversitede okurken kullandığınız program, bu tarz programlar dan birden çıktığınızda artık o topladığınız verileri kullanamayabiliyorsunuz. Yani düşünün, bir kütüphane yarattınız kendinize ama o kütüphanenin anahtarı üniversitede kalıyor. Evet. Ve paralı, bu paralı şirketin programında. Aslında hani şirkete parayı verseniz gene kullanabilirsiniz. Ama işte dolarla vesaire olduğu için ve Türkiye'de şu andaki işte bu döviz meselesinden dolayı ben böyle bir programı kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben de böyle bir, yani hayat öyle bir şey ki sonuçta gerçekten beklediğiniz şeyi yapıyor ve her zaman elinizin altında ve sürekli hayatınız boyunca sürekli kullanabileceğiniz bir program. Bir de iyi tarafı şu, yani kolektif bir zekayla geliştirilen bir program. Yani insanlar bunu para ödemeden, araştırmacılar herhangi bir karşılık beklemeden, işte bir diyelim ki eklenti şu enteresan olabilir. Google Scholar'ı tararken işte bir şeylerin kaynaklarını almak gerekir diye düşünmüş birisi. Onunla ilgili bir eklenti yazmış. Eklentiyi kurduğunuzda, tıkladığınızda onunla ilgili referans ve hatta PDF hali direkt sizin çalışmanıza iniyor. Çalışmanıza, sizin o Zotero'da kurduğunuz tarafa giriyor. O açıdan bence enteresan bir program. Herkese tavsiye ederim. Evet. Mustafa Bey, sizi dinleyelim. Teşekkürler hocam. Bizim şu anda İbrahim Bey'in bahsettiği tekniklere ve kaynaklara inmemiz biraz güç. Daha ağır ve ağır ol molla desinler tarzından şeylerle yürüyoruz. Ama tabii ki araştırmaların ne kadar ayrıntılı bir boyuta, kaynaklara bizi götürdüğünü ve bunların da tabii tez yapan öğrenciler açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bir sıkıntı da kaynaklara ulaşamama meselesi. Bu tabii ki önemli bir yol, metot, teknik daha doğrusu. Evet Mustafa Bey, siz ne diyorsunuz? Vaktimizi hocam, siz biliyorsunuz. Evet hocam, ya çok ya 1,5 saat gibi falan demiştik. 5 dakika falan, 5-10 dakika yani şey yaparsak, sonuçlandırırsak sorularla birlikte. Tamam. Şöyle hocam, yani ben bu araştırmada başta Burcu Hanım'ın getirdiği bazı şeylerin demlenmesi gerekiyor dedi. Yani bir düşüncenin olgunlaşması, sorunsalın özümsenmesi, verilerin toplanırken özümsenmesi, verilerin analizi sırasında olacak bir demlenme süreci, teorinin okuduğumuz kavramların kafamıza oturması meselesi. Şimdi bunların hepsini birden düşündüğümüzde aslında okumayla ilgili ve zaman ve mekanla ilgili bir sorunsal oluşuyor. Şöyle, hızlı teknolojiyi kullandığımız zaman öyle bir hızlı ki, ya onun hızına yetişirken mekan konusunda ayağımız kayıyor. O tehlike var. Ve insanın da dengede durması için mekanla zaman arasında bir şey olması lazım. Yani burada zaman, bu demlenme meselesi zamanla ilgili bir şey aslında. Şimdi teknolojik şeyler bizi, ya gerçekten İbrahim Hoca'nın söylediklerine çok katılıyorum, yani şey olarak genel anlamda bunu kullanmak gerekir ama şey oluyor gibi geliyor bana, çok çabuk hareket etme, çok çabuk çok fazla iş yapma mantığını gündeme getirme, her şeyden haberdar oluyoruz ama düşünme, hocam siz felsefeden geliyorsunuz, sosyolojide de uzun bir yolunuz var, yani şimdi düşünme zamanla ilgili, ya düşünmek için zamana ihtiyaç var. Hatta dediniz ya, adam her şeyi terk ediyor, gidiyor düşünmek için, kendini bulmak için. Bu sofistlerde bir sürü şey de var. Şimdi bu hıza insan dayanabilir mi?
Mesele teknolojinin çekiciliği o kadar şey ki, para gibi, paranın çekiciliği gibi. Yani ona kaptırırsak kendimizi zaman bulamayız diye benim korktuğum nokta da orası. Ve durup böyle kitabı okumak var. Bir de özetini vermiş birisi. Yani onun özetinden çıkarıp falan. Şimdi bunlar tartışılmalı. Bu dönemleme meselesi. Bir de şey meselesi. Zanaatkarlık. Şimdi bu teknoloji acaba bizi zanaatkarlıktan çıkarıp endüstriyel bir şeye mi götürecek kendimizi? Şimdi böyle bir soruyu da sorma hakkımız var yani. Şimdi nasıl hem endüstriyi kullanacağız hem zanaatkar kalacağız? Bu da bizim sorunumuz. Yani bunları tabii gündeme getirmek durumundayız. Yani sana 1000 taneyi bir anda çıkartma imkanı verirken sen hala bir tanesi üstünde uğraşıyorsun gibi bir şey. Zanaatkarlık evet. O. Ama evet, endüstri sana 1000 tanesini bir anda çıkartma imkanı veriyor. Ama mal aynı değil hocam. Mal aynı değil. Mal aynı değil. Değil tabii. Tabii. Yani şimdi sonuçta piyasada aynı gözüküyor. Şimdi ne arıyoruz? Çok mu olsun, kaliteli mi olsun meselesi? Şimdi çabuk yapalım. Yani dünyada sosyal bilimlerde mesela birçok şey araştırılmış, tartışılmış, çıkarılmış falan filan, kuyunun dibine inilmiş, gökyüzüne çıkılmış falan. Şimdi yani şimdi her şeyi birden halletme meselesi, yani Burcu Hanım da belirttiği bu acelecilik meselesine geliyoruz yeniden. Şimdi teknolojinin hızı, yani onu zaten bütün bugünkü çağımızın sorunu, teknolojinin hızına fren koyamıyoruz istediğimiz zaman. O bizi sürükleyip götürüyor. Yani orada bir şey var. Ya yani benim belirtmek istediğim nokta, bir araştırmacının oturup kafasını dinleyerek okuması lazım şöyle. Evet. Yani zaman ayırması lazım. Hatta gelecek hafta bir şeyimiz daha var. Bir arkadaşı davet ettim, Baso Döven. Ya biraz Fransızca konuşacak ama o da şey diyor, yani araştırma bir meditasyon diyor, yani şey gibi diyor, yani insanın konsantre olması lazım. Doğru. Konsantre olmadan, yani düşünceleri bir şey yapmadan tabii ki bu teknolojiden faydalanıp hem de zaman kavramını şeye uğratmadan nasıl götürebiliriz? Evet. Bugünkü araştırmacıların yani kıvamını yakalayacakken öbür tarafta da bu kıvamı engelleyecek seri bir üretim var. Yani hepsini birden ortaya koymak sanki işte İbrahim Bey'in de anlattığı teknolojiler, yöntemler, metotlar, bilgisayar bilmem neleriyle sizi bir anda hiç böyle koyulaşmadan, demlendirmeden hemen sürüme çıkarmanızı teşvik ediyor. Belki bazı açıdan sürüm iyidir ama çalışan için, araştırmayı yapan ve onu rapor haline getiren bir kişinin de onu demlendirmesi, tadını alması, düşünmesi, biraz yazıp çizmesi, tekrardan ele alması gerekiyor. Evet, buyurun Mustafa. Bey, aşı için çok iyi oldu hocam bu. Yani aşının hemen buldular bu şeyden dolayı. Yani bu bilgileri çok hızlı bir şekilde karşılaştırıp sonuç alma açısından. Ama toplum bilimlerde biraz daha mesafeli. Yani kullanalım. Yani iyi kullanmak iyi bir araştırmacı için gerekli. Evet. Yani bu açık karşı çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Ama o tehlikeyi de bilerek şey yapmak gerekir. Doğru. Kiminle dans ettiğimizi teknolojiyle yani şey yaptığımız zaman, bizi alıp elimizi verdiğimiz zaman kolumuzu hep götürmesin diye o konuda da dikkatli olmak. Bu zaman açısından ben baktığım için zaten yani araştırmanın, düşünmenin zamanla ilişkisi çok yoğun olduğu için şey yapıyorum. Bir soru gelmiş. Ömer okumuş. Ömer Bey sormuş. Sürece yönelik değerlendirme özellikle sosyal bilimlerden önemli değil mi? Yani şimdi ben bunu tam anlayamadım. Sürece yönelik değerlendirme özellikle sosyal bilimlerde önemli değil mi?
Yani şimdi konuşma şeyi de yok sanıyorum. Yani sürecin değerlendirilmesi biçiminde mi? Hocam ben zannediyorum soruyu doğru anladıysam ben şöyle anladım. Hani tez yazarken bir şeyden bahsediyoruz yani araştırmanın hani önceki süreci, araştırma sürecinde karşılaştıklarımız. Acaba ondan mı bahsediyorlar? Hani, hani ön hazırlık süreci var, ondan sonra süreç var. Siz hani az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi hani bu görüşmeleri yaparken işte yaşanan şeyler. O zannediyorum oradaki o birazcık daha sübjektif olan taraftan bahsetmek istiyor soru diye anladım ben. Ya, tabii o öyleyse o zaman tabii ki süreçle ilgili İbrahim Hoca da zaten belirtti bu sarmal meselesi. Yani bir araştırmanın siz de belirttiniz, Korkut Hocam da belirtti. Yani bu bir birikim meselesi. Yani şeyleri belli basamaklar var araştırmada. Onları teker teker çıkmak gerekiyor. Çıkarken iki basamak aşağı düştüğümüz oluyor. Yani tekrar çıkmak gerekiyor. Yani böyle süreçte sağlamlaştırarak çalışmayı, mesela işin teorik boyutu çok önemli. Yani o konuda belli kavramlarla hemfikir olalım olmayalım, o konuda yapılmış çalışma ve o konuyu belirleyen, alanı belirleyen kavramlara hakim olamazsak yeniden her şeyi bulacak gibi oluruz. Ama kavramlar da tabii mutlak şeyler değil. Onu da bilmek gerekiyor. Biz sonuçta bir süreci inceliyoruz. Her süreçte kavramları deniyoruz. Kavramlarla yeni bir analiz çıkarıyoruz zaten. İşin püf noktası da burası. Analiz ediyoruz. Yeniden bir, çünkü eski o kavram onu açıklamıyor. Olguyla kavramı bir araya getiriyoruz, karşılaştırıyoruz. İşte düşünme süreci burada önem kazanıyor. Oradan yeni bir yaklaşım, analiz, yeni bir perspektif çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii benim buradaki süreci biraz da tarihilik, yani zaman boyutuyla düşünmek lazım. Belki o zaman geçen zamanın, olayın başlangıcı, bitişi ya da süreç boyunca giden şeyde herhalde bu sürecin değerlendirilmesi önemli oluyor. Yoksa tek bir fotoğraf çekip o karedekini belki İbrahim Bey'in bahsettiği teknolojilerle şey yapmak mümkün olabilir ama burada tabii sosyal bilimlerde sürece yönelik bir değerlendirme olacak. Ama bu süreç bizim tayin ettiğimiz bir süreç olmalı. Yoksa kendi başına alıp giden, kendi kendini tayin eden bir süreç değil. Burada da Burcu Hanım'ın tezi çerçevesinde düşünecek olursak, onun da tabii ki sürecinin belli bir geçerliliği var. Yani belli bir limiti var diyelim. Evet, sözünüzü kestim, buyurun. Hocam ben bitirdim zaten. Yani bunları ya hareketlilik meselesi, kaynakça sorunu, bu teknik kaynakça da özellikle çok yardımcı olabiliyor. Mesela evet, tek tek aynı kuralları girmektense ben hala beceremiyorum da yani öğreniriz herhalde. Yani birçok şeyi kolaylaştırıyor. Kaynakça da oldukça önemli ve bir tez yazımında yazım kurallarına dikkat etmek. Yani cümlelerin düzgün olması, birbirleriyle bağlantılarının kurulması ve bir metinde bütünlüğün olması, yani baştan sona bir zincirleme düşünce sisteminin oturuyor olması zaten bir yazı okunduğu zaman belli oluyor. Ya bunlara dikkat etmek gerekir zaten. Evet. Sizler de söylediniz. Hepinize çok çok teşekkürler. Bizde bir soru daha var hocam. Onu şey yaparsanız. Nedir? Bir dakika. Tam anlayamadım ben de. Form atılacak mı diyor. Sürece yönelik var. En son hocam. Efendim? En son bir şey var. Didem Dölarslan.
Formatılacak mı? Yani bu şeyle mi, sunumla mı ilgili ya da programla mı ilgili? Programla ilgili belki de. Belki. Yani bir şey söyleyemiyorum. Tam anlayamadığım için. Evet. Hocam son sözleri şey yapalım. Siz şey yapın da. Peki. Yani, o, kapatmak için. Tamam. O zaman ben gerçekten yararlı bir toplantı olduğunu, izleyenlere bilhassa yüksek lisans çalışması aşamasında bulunan öğrencilerimize büyük katkılarda olacağını inanıyorum. Burcu Hanım'ın meseleyi koyması, planlaması, konu seçiminden başlayarak konunun ilerlemesi, giriş sonuç bölümlerine kadar anlattıkları tez aşamasına gelen henüz belki hazırlık aşamasında bulunan öğrencilerimiz için çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü gerçek bir yaşanmışlık var burada. Birebir denenmiş var. Acısını çeken bilir diyelim. Bunun da gerçekten yorgunluğunu bu tezi hazırlayan Burcu Hanım gibi öğrencilerimiz bilecek. İbrahim Bey gerçekten konulara bir zenginlik kattı. Belki bizim ifadelerimizle basma kalıplaştırdığımız, biraz daha teknik olarak arka arkaya getirmeye çalıştığımız bir test çalışmasının aşamalarını daha farklı boyutlara taşıdı. Çünkü kendisi de epey araştırmalarda ve çeşitli kademeleri aşmak için çalışmalarda bulunmuş. Dolayısıyla getirdikleri yaklaşımlar çok yararlı oldu. Yani bir kere iç içe geçmiş süreçlerin benim dikkatimi çekti. Doğrusal bir süreç olmadığını, yani başladık 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidilemediğini söyledi. O zaman kolay olurdu. 39'dan başlardık. Sonrakilerde gelir, 38'de biterdi. Biz de 39'dan bağlar devam ederdik. Bu bakımdan bunun bir spiral süreç olduğu gerçekten ilgi çekici. Bu bakımdan kendisine teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, sizin katkılarınız zaten bu programı hem ortaya çıkartmakta hem çekip sürüklemekte çok faydası oldu. Dolayısıyla yani bir test sürecinin yürümesinde sorunun ortaya konması, sağlam adımlarla ilerlenmesi, gerçekten bunun böyle bir pırır diye ateşlenip hemen koşarak 5-10 adım gitmek, sonra 5 gün oturup hiçbir şey yapmamak gibi değil, sağlam adımlarla gitme konusu meseleyi ortaya koydu. Umarım bizi izleyen ve yüksek lisans aşamasında olan öğrencilerimiz ve dinleyicilerimiz bundan yararlanmışlardır. Gerçekten bir test süreci iyi bir yol almayı, iyi bir denetimi gerektiriyor. Yoksa kendiliğinden olacak. Hele bir başlayalım da laf lafı birbirine bağlayarak gidelim meselesi olmayacağı ortaya çıkıyor. Bu bakımdan bu programın bizi izleyen yüksek lisans öğrencilerimize de bir katkısı olduğunu inanıyorum. Bu vesileyle de eski öğrencimiz Burcu Hanım'ın da
kendi tecrübelerini bize aktarması çok iyi oldu. Ümit ederim bundan sonraki programlarda da yine bizi izleyen öğrencilerimizle karşılaşırız, sizlerle karşılaşırız. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Mustafa Bey, siz son bir cümleyle programı kapatırsanız. Hocam Burcu Hanım ve İbrahim Hoca da bir son cümlelerini şey yaparlarsa. Ay, memnuniyetle. Buyurun. Hocam, Buyurun. Ben özellikle bana böyle bir platformda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim için çok büyük bir gurur. Arkadaşlarıma, bu süreçte olan arkadaşlarıma bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Ama ben bu akşam sizden yine bir sürü şey öğrendim. Zaten bir yandan da burada not alıyorum. Dolayısıyla çok çok teşekkür ediyorum hepinize bana bu fırsatı verdiğiniz için. İyi akşamlar dilerim. Akşamlar. Buyurun İbrahim Bey. Ben aslında bitirmeden önce birincisi bu süreçle ilgili soruya ilişkin aklımda kaldı. Söylemeden olmaz. Ömer okumuş arkadaşa iki okuma, eğer bu konuda devam etmek istiyorsa iki okuma önerisi, hatta birbiriyle karşılaştırmalı iki okumalı önerisi. Birincisi tabii sürecin önemli olduğunu, o kendi ya yazdıklarında sürecin o önemli olduğu kişilerden birisi Marx'tır. Diğeri de Simmel, Georg Simmel, Alman sosyolog, hatta bazıları ilişkisel sosyologun kurucularından birisi. Ben doktora tezimde bu süreç meselesini, süreç sınır dışını bir süreç olarak tanımlayıp o süreç meselesi üzerine biraz teorik arka okumalar yapmaya çalışmıştım. Dolayısıyla ikisini özellikle birlikte okumak teorik anlamda insana bayağı bir şey katıyor. Eğer hani bu konu ilgisini çekiyorsa bence özellikle ikisini şey yapabilir, okuyabilir. Bir de izninizle hani arkadaşlar eğer birazcık yapılmış araştırma örnekleri dinlemek istiyorlarsa, biz 10 ve 11 Haziran'da Türkiye'de göç süreçleri ve bilgi ve üretim bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine bir workshop düzenliyoruz. Göç Araştırmaları Derneği ile birlikte. Bu online bir workshop. Dolayısıyla evlerinden oturarak yapılmış araştırmaların, özellikle bu konularda yapılmış araştırmaların sunumunu dinleyebilirler. Belki kendilerine bir şekilde ilham kaynağı olur. İsteyenleri bekleriz. Bir de ikinci bir duyuru, bu konuyla ilgili bu aslında araştırma süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla ilişkin olarak küçük bir küçük bir anket çalışması başlattık. Onun anketin linkini de gene derneğin sitesi üzerinden bulabilirler. Eğer katılırlarsa bize bu araştırma süreçlerinde önemli bir katkı yapmış olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, son söz sizin. Hocam siz zaten söylediniz son sözü. Yani söyleyecek bir şey kalmadı diyelim. Estağfurullah. Hepinize yani bu değerli katkılardan dolayı hepinizin, yani bütün katılımcıların, siz de önemli bir şeyi biraz açtınız, şeyi çok iyi oldu. Bütün katkılardan dolayı çok çok teşekkürler. Umarım yani herkes faydalanır. Evet. Yüksek lisans öğrencilerimiz ya da sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan öğrenciler de bu programı izlemişlerse, üniversitemizin öğrencileri yararlı sonuçlara ulaşacakları için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten hocam sağ olsun Merve hoca bizim şeye koyar herhalde, sosyoloji bölümünün sitesine de bulunur. Öğrencilerimiz istedikleri zaman yani dinleyip yaparlar. Tabii. Bir kaynak olarak elimizde bulunur. Çok teşekkürler. Peki efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Katkılarından dolayı
bütün katılımcılara ve dinleyenlere, Merve araştırma görevimiz, evet. Merve'ye de evet. Sessiz bir taraftan evet. Teknik işleri yürüttüğü için Merve'ye de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Evet hocam, gelecek hafta ayın 9'unda ikincisi olacak bu şeyin. Daha değişik. Evet. 9 Haziran. 9 Haziran'da tamam. Yine davetlisiniz diyelim tamam. Herkes. İbrahim Hoca'nın belirttiği noktayı o workshop yani atölye çalışması da çok önemli şeyler kazandırabilir. Onu da başka türlü yine öğrencilerle paylaşırız. İnşallah. Kanallardan. Teşekkürler. Peki efendim. Ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci bir toplantıda, workshop'ta karşılaşmak üzere. O zaman ben kapatıyorum.